Bu arada Pardon, e, ne zaman açık? Ya Onur bu fotoğrafları nereden gönderiyorsun bana sen? Ha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, sitesinde o sergiden fotoğraflar varmış. Bakalım bir sergiden fotoğrafa. Bu yeni bir tweet mi bu arada? Yeni Çok değil herhalde. Bu, zaten vardı bir herhalde. Haber var. Yani, be, 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 be. belediye başkanımız sergiye katılmıştır. İşte o sergiden fotoğraf. Yani zaten şey değil canım yani Yok, kaç... PKK ile ilgisi yoktur, Twitter çok anlamlı da onun için sordum. Çok anlamlı. <laughs> evet şu fotoğraf yani önemli. ya. Önemli yani değil. burada çok yani iyi. bazı isimleri tanıyoruz. Katılımcılar var. Bah Ahmet Güneştekin'i görüyorum. Ekrem İmamoğlu, sayın eşi. E Mithat Sancar var, Sırrı Sakık var. Diğer isimleri tanımıyorum yani belki de başka partide. E, milletvekili Aydoğan, CHP Milletvekili. CHP Milletvekili. Turan Aydoğan, <laughs> Aydoğan Bey var. Benim, benim tanıdıklarım bunlar yani. Başka var mı o fotoğraf sitede paylaşılan tek bir fotoğraf mı? Başka bir fotoğraf daha görüyoruz. Herhalde Diyarbakır İl başkanı hanımefendi olabilir mi? Siz tanıyor musunuz diyor, o, tanım. fotoğraftakini? Başka var mı? Bazı hep... milletvekilleri de Ahmet Bey olabilir. Şöyle Ekrem Bey'den önce parti çalışmaları için oraya giden bir grup da milletvekili evet, var. Onlar da orada katılmış. Bir var. başka fotoğraf. Ahmet Güneştekin'in işte bir eserini izliyorlar. Mitat Sancar'ı görüyoruz. Davetliler yani. Dedi, sergi var. Bir resim sergisi ve davetliler katılmışlar. Evet. <laughs> Diyarbakır'da oranın sembolik bir mekanında evet. hafıza odası diye bir sanat eseri. Buna ne diyorsunuz Bedri Bey? Bunun adı nedir? Yani estelasyon dedikleri şey bu mu? Evet, yerleştirme, siyasi göndermeli mekan düzenlemesi. Mekan düzenlemesi var. Evet. Ama aynı zamanda bir takım eserler görüyoruz. Onlar da herhalde... E, e, kendi, bu eserler e, o mekan düzenlemesinin bir, bir, bir parçası mı oldu? Evet Yani a, anladım Biz bu modern sanattan pek anlamıyoruz da bize yardımcı Çağadaş oluyor Çağdaş sanat oluyor Çağdaş sanat değil mi? Modern değil çağdaş sanat. oluyor Öyle mi? Bu evet. ha. Ha. çağın sanatı Biz orada kaldık yani Biz modern ve bir, benim bildiğim bir modern var bir de postmodern var Bedri Baykan Başka i̇şte bir, da bir şey kalmadı <laughs> bu, bu yeter Bir ama. de çağdaş var e, <laughs> <Yeter>. Aslında <laughs> evet. modern ve çağdaş tabii yakın birbirine <laughs> evet. Ya asa kelime olarak evet yani çağdaş sanat modern sanat modern demiyor musunuz artık? Yani yanlış Hayır, söylemeyeyim bir daha yani. Modern diyoruz ama yani. mesela 1950-60'a kadar yapılmış evet. sanata modern sanat e, tamam, diyoruz. Bize Biz bir daha öyle demeyin olarak çok değişik yönetim sanat, e, sanat, e, Tarzlarında e, bu son döneme postmodern ya da modern ötesi e, evet. özelliği de şudur. Daha karmaşadır. Ne değildir. Ee, Siyasmosal değil, değil? Siz hangi tamam. e, sanat dalına mensupsunuz bu durumda? Siz hangi sanat dalına derken akımına mı demek? Akımına ki? evet evet. O kadar ee, uzağız ki diyelim e, ortaya çıkışım yeni dışa dediğimiz 80'lerin başındaki uluslararası akımda ama ben onun içinden siyasal sanat, kavramsal sanat e, vesaire gibi birçok başka e, yöne doğru e, yeni diyelim, ekspresyonizm yani? oldum. Yeni ekspresyonizm mi oluyor? Evet. Yeni dışa vurumculuk. Ekspresyon. Expressionism, yeni ekspresyonizm. Ama şu anda dağıtırız. E, rating kaybedersin sanata. Yok yenisi. ya önemli değil ya. Kaybede. <laughs> şu, sanata vurmuşluk sanata vurmuşluk kurban olsun. Ya. Ne Hayır, demek? Bir, 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 bir ekspresyonizm, evet. bir, bir gün, dışa vurum. Empresyonizm, e, bir, gün, her zaman açığız. Sanatın merkezi tamam, olacağı Tamam konuşalım. Bir, Evet. E, tartışma konuşma yapmaya. Peki yapmayayım. ben şimdi İmamoğlu e, meselesini kapatıyorum. Var mı bu konuda ben bir şey söyleyemedim falan diyecek kimse yok. Peki. Ya şimdi söylesin ya da. <laughs> Diyeceğimizi söyledik. Tamam. Zaman ilerleyip Konumuzu... nabız gibi gösterirse e, adayın o, onun olması gerektiğini düşünenlerden biriyim diyerek kapatıyorum. Şimdi konu şu. Türkiye'nin gündemi esas bence bu daha ağırlıklı ve siyasi gündemi e, tamamıyla kaplamış durumda. O da e, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona verdiği yanıt. Bu iki e, tartışma, polemik büyük ölçüde gündemi kaplamış durumda. Ne dedi CHP lideri? Şöyle dedi, İktidarın değişmesine az kaldı. Bunu bürokratlara yönelik o meşhur konuşma. İktidarın değişmesine az kaldı iktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu <laughs> size de ait olmaya başlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi. Şimdi iktidar bunu nasıl algıladı? Hemen bakıyoruz Erdoğan. Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Cumhurbaşkanından en alt düzeydeki memuruna kadar herkesin görevini Hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu mülkenin memurlarını tehdit edersin? Şey bu. Yani tarafların durduğu yerler bu. Bunu biraz konuşalım. Zeki Bey'le başlayalım. Ee, tabii. Şimdi ben <laughs> bir anekdotla başlamak istiyorum buraya. Ee, 1927 kurultayında e, dönemin genel sekreteri... Ee, İsmet Paşa ile beraber bir Aman, tüzük değişikliği, ne olur, bir, tarihe bir cümle, yani, bir Allah. cümle ama buraya geleceğim. Ee, orada e, işte e, parti-devlet bütünleşmesiyle ilgili bir tüzük değişikliği önerir. Mustafa Kemal Atatürk'e sunarlar imza için. Ee, Atatürk ya ben çağdaş ülkelere demokratikleşme sözü verdim böyle bir şeyi kabul edemem demiş ve geri çevirmiş. Bugün'e gelelim konumuza gelelim, gelelim Şimdi buna gelelim. Şimdi sorun şuradan başlıyor. Biz tabii sonuçları tartışıyoruz Ahmet Bey ama bu sonuçlara e, hangi sebepler Ama ya şu ifadenizde çok özür diliyorum da lazım. bir e, tezi yıktınız aslında. Şimdi Atatürk Yo, Atatürk Batı'ya söz verdiği için mi? Çağdaş devlet. Ha, kime söz devlet. vermiş yani? Demokratikleşme vermiş? bir çağdaş Biz şunu var. demiyor muyuz? Biz tam bağımsız bir cumhuriyet kurduk demiyor muyuz? Bakınız. Bunu bilmiyor muyuz? Batı'ya söz vermiş Atatürk. Yani ama o Atatürk'ün bir şey yok. Bir, ee, yani bir. verdi bu sözlüğü? Sorunlu, bir ifade. Sözü ya, sorunlu bir ifade. Şimdi başka bir tartışmaya gidersek bir saat bir söz. çıkamayız. Bence işte. çok sorunlu bir ifade de o yüzden. Hayır gayet net ve açık. Ben ee, Batı'ya söz verdim bunu yapamam. Bakınız Mustafa ne? Kemal Atatürk eşit yurttaşlığı bu ülkede kurmuş bir liderdi. Ama yani Batı'ya evet. Batı yani söz verdi şimdi ama, demeyelim. Hakikaten o biraz Atatürk açısından... İyi çağdaş yani. ülkeler dedim. Ben Batı'da çağdaş gelişmiş ya Çağ, demokratik anlamda Atatürk'e gider onun seviyesine 60 70 yıldır aşırı siyasal İslam'ın iddia ettiği şeylerin bir tanesini teyit etmiş olursunuz. Onun için bence yanlış çıktı azımızdan. Ee, peki şöyle söyleyelim. Yani e, kendi daha demokratik çağdaş bir ortam evet. Atatürk'ün kendini Türkiye için kurduğu vizyon e, kendi inandığı idealleri. şey o inandığı şey o evet. Tamam. Bravo. Ee, daha çağdaş e, seviyeye yükseltmek. Peki. Yani Zafer Bey'in uyarısı biraz haklı oldu. O neyse Değil. düzeltmiş tamam. oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi burada e, parti e, devlet bütünleşme parti liderinin cumhurbaşkanı olmasından kaynaklı sistemin getirmiş olduğu sıkıntılar var. Buna e, bu sisteme karşı bir duruştur aslında bu. E, aynı e, diğer taraftan baktığımız zaman bürokratların da e, bağımsız olmayan yani bir siyasi partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı tarafından e, yönetiliyor olması biraz kuvvetler ayrılığının e, yıpranmış ya da e, yani kuvvetler birliğinin yaşandığı bir sistemde e, ana muhalefet liderinin ve diğer ittifakın bir iddiası var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dolayısıyla da bu e, partili cumhurbaşkanının devlet başkanı olması münasebetiyle de e, ...mutlaka e, bürokratlara şahsi etki ettiği anlayışı e, ortada e, olabilir. Bu endişeyle diyor ki... ...bakınız kararnamelerle Türkiye yönetiliyor. Ya kararnamelerle yüzden, bürokratlar İmamoğlu, İmamoğlu, görevden İmamoğlu alınıyor. İstanbul'da 13 bin işçiyi, 13 bin çalışanı, 13 bin emekçiyi kurumların önüne koydu. Özel kurumlar... ...bana hani sözümü ne, kesmeyin demiş. Ne, ne alakası özel var ya? Özel kurum... Hı? Ne dedi ki ne alakası var? Şimdi... Partili sistem, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı sistemi... Partili e, Cumhurbaşkanı, devlet başkanı kamuyu, olması münasefetiyle... memurları de, etki altına alırmış. Alınmış e, tamam, İmamoğlu etki alınıyor altında mıydı? Alınıyor olduğu düşünülür. Bakınız, alınıyor olduğu muhalefet tarafında düşünülebilir. Ki bununla ilgili de iddiası muhalefetin, diyor ki... ...güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun, bunu da söylemesindeki gerekçe... Kuvvetler ayrılığının netleşmesi birinin diğeri önünde duvar olması. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu sözü, Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu, bu sözü, memurlara yönelik bir tehdit mi? Değil aslında fakat ne peki yani? şu var, Kılıçdaroğlu'nun daha e, ötesi Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanının kararnamelerle görevden almalarında yeni gelecek kişilerin bir partili Cumhurbaşkanı tarafından atanmasından kaynaklı bağımlı olabilirler. Siz bir kanalın, bir görüşün insanı olabilirsiniz. Fakat özel bir kurumun başkanı olduğunuz zaman... Kılıçdaroğlu öyle kurumun, demiyor. Aslında manası bu. Kılıçdaroğlu'nun demek istediği söylediği şu. De bu. Yasal kalın. Yasa dışı işlere girişmeyin. Size biz, atadılar size, diye. biz size bir temiz sayfa açıyoruz bugün. 18 Ekim 2021'e kadar yaptıklarınız... Ne yaptıysanız yaptınız. Olur mu öyle şey canım? Ama en azın, Olur mu öyle şey? Ama en azından şu andan itibaren Kılıçdaroğlu dediğini söylüyorum Şimdi size. Şimdi merkez bankasıyla. E, evet. Şu andan itibaren yasa dışı, yasanın size yapma imkanı ver, ver vermediği hiçbir işe siyasi baskı geldiği için girişmeyin. Çünkü altında ezilirsiniz diyor. Dediği bu. Yani yasaya saygılı olun. Hukuka saygılı bunu olun. Normal bir şey mi olarak görüyorsunuz Bedir Bey? Şimdi yasaya saygılı olmayı normal buluyorum. Yani. Ya bu Hayır. çağrıyı normal mi görüyorsunuz? E çünkü yasa ana ya, muhalefet bir partisi siyasi lideri... ve ana muhalefet partilerinin yasaya saygılı olun demesi son derece normal, mantıklı Peki. ve ve zaten Zafer Bey'e tarafları... soralım anormal zaten tarafı enteresan ne? enteresan bir şekilde Erdoğan da 20 yıl önce Sayın Erdoğan aynı ikazı 2021 yılında AKP 2001. Grubu. 2005. E 2001 yani, yılında, 2021 değil zaten. Okuyun, 2001'de AKP Örgünüşme grubunda 20. bir seçimden önce yapmış. Aynı konuşma değil, onu satır <laughs> satır okuyun. Bürokratlara, ben dinledim. Bürokratlara, Sayın Erdoğan'ın konuşmasını işte, dinledim. Grup konuşması bürokratlara engel olan siyasilerden bahsediyor orada. Bürokratlardan bahsetmiyor. Ben satır satır okudum. Devletin de bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bakın ne diyor Bakın, peki sonra? Devletin, bu suçu işletenlere diyor hesabını e, soracağız. Kim bunlardan değil mi? sorumlu olan hükümet üyeleri, kendisi Heh. görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacakları ne rağmen e, vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar hukuksuz ve ahlaksız faaliyetin altında ezilecekler diyor. E bunun içinde tabi devletin bürokratlarına da suç işlettirilebileceğini Sayın Erdoğan e, Kendisi Bey, söylüyor siyasi siyasiyat bugün, tarafından. Bugünkü durumla örtüşmüyor. Bakın bu çok tehlikeli bir çağrıdır. Şimdi nasıl ki siz iktidarı işte 17-25'i milat ilan etti diye vay efendim sen bunu nasıl yaparsın diye yıllardır eleştiriyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki 18 Ekim sizin için milattır. Bu ülkenin şerefli bürokratları, bu ülkenin şerefli memurları Değil. ne yapmış olabilir ki Kemal Bey onlara adeta e, bugüne kadar ne yaptıysanız tamam. Ay. Bundan sonra Konu aman tamam bir şey yapmayın. Değil. Hatta bildiğiniz bakın. bir şey varsa bize dosya bilgi getirin de. Bu o anlama gelir. Bak başka bir anlama gelmez. Ben, ben Şimdi bu ülkede milyonlarca çağırsının sizi neden rahatsız ettiğini hiç beni anlamadım. Beni rahatsız etmedi. Ben Ankara'da yaşıyorum. İyi kötü bürokrasiyi de bilirim. Emin olun hiçbir memur öyle Kemal Bey'in iddia ettiği gibi öyle kolay kolay imza atmaz, hukukun dışına çıkmaz. Yani bizim e, memuriyette böyle adı Hı. konulmamış. Bürokrasimizde daha doğrusu bazı kurallar vardır. E, polis Kemal Bey de polis tecrübeli kadın bir, neden intihar etti? Kemal Mersin'de? Bey de tecrübeli bir bürokrattır. Geçmişte Zafer uzun Bey. yıllar bürokratlık Hı -hı. yapmıştır. Acaba Kemal Bey'e o zamanlar siyasi bir baskı gelmiş midir? Kemal Bey o siyasi baskı neticesinde atmaması gereken bir imza atmış mıdır ki bugün milyonlarca memuru bürokratı böyle töhmet altında bırakıyor? Bu açıklama tamamen devleti kilitlemeye yönelik, devleti durdurmaya yönelik bir açıklamadır. Tıpkı daha önce yaptığı... Türkiye'de can ve mal güvenliği yok açıklamasını Alman gazetelerine yaptığı açıklama ne kadar yanlış, sakıncalı ve skandal boyutundaysa bu açıklamada aynen böyle bir açıklamadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ta en tepeden Cumhurbaşkanı'na en alttaki memura kadar zaten herkes hukuk kurallarına riayet etmek zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Bizim devlet personel rejimimiz de buna izin vermez. Bürokratik geleneklerimiz de buna izin vermez. Ama dediğim gibi bu özünde devleti kilitlemeye yönelik bir şeydir. Bu da çok tehlikelidir. Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi bizlere sıkıntılar var. Siz böyle bir dönemde, Zafer Bey, siz... bir de bürokrasiyi ve kamuyu kilitleyebilecek böyle bir çağrı yaptığınız zaman demiyor bundan ki. ülke zarar görür. Sayın kılıçdaroğlu ya, ortada bir çağrı yapmıyor. Ortada ki. tespit edilmiş bilgili belge bir siyasi skandal varsa, bir yolsuzluk siyasi varsa boyun eğmiyor. Tamam, biliyor. onu söylüyorum ben de. Bakın. Ortada gerçekten böyle bir elinizde bilgiye, belgeye dayanan bir şey varsa gidersiniz Cumhuriyet Savcılıkları'na verirsiniz. Suç duyurusunda bulunursunuz. Yani memurlara siz milat vererek daha önce eleştirdiğiniz, iktidarı eleştirdiğiniz şeyin aynısını Bakın, yapıyorsunuz. Merkez Ve Bankası aslında, Başkanları'nın tabiri caizse, görevden alınmasının gerekçesini bir açıklar Bakın, mısınız? Tabiri caizse gel gel yapıyorsunuz. Tamam. Diyorsunuz ki bu iktidarla ilgili bana diyorsunuz bilgi getir, belge getir. O sizin diyorsunuz. yorumunuz. Hayır bu tas tamamlıdır. O tarz sizin tarz yorumunuz. Bu aynı Yas zamanda yatırımcıya da Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıya da şöyle verilmiş bir mesajdır. Türkiye'de fiilen devlet durmuştur. Biz durdurduk. Aman Türkiye'ye gelmeyin. Yok, o konuda dedikleri mesela Kanal İstanbul'a yatırım işler, yapmayın diyor mesela. O başka. Mesela, bravo işte zaten niyet bu. Evet. Niyet bu. Yani Hı. Türkiye'de yatırıma, üretime, istihdama yönelik hangi proje varsa, atılmak istenen hangi adım varsa onu durdurma Yo, projesi. Yok mesela ana muhalefet partisi kanalından bunu dışında, çok büyük bir israf bütün, olarak görüyor olabilir. Bütün Bununda, dışında bunu ben da anlamanız Ceval lazım. Burada hem bu hamlesi hem de başka bir amacının daha olduğunu düşünüyorum. Bakın İmamoğlu'nun bu Diyarbakır seyahati öyle sıradan bir olay değil. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Yani bu Türk siyasetinde kendine bir vizyon koyan herkes bir şekilde Diyarbakır'dan onay almak ister. Bu geçmişte de böyle oldu. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırlayın AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer açıklamalarını. Dolayısıyla İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti aslında bugünkünden çok daha büyük etki yaratabilirdi toplumda ve parti tabanında, muhalefet bloğunda. Ama biz neyi konuşuyoruz? Üç gündür Kemal Bey'in bürokrasiye yapmış olduğu bu aba altından sopa göstermeyi konuşuyoruz. Yani burada Kemal Bey bir win-win durumu yarattı. Hem dediğim gibi bürokrasiyi kilitlemeyi bakın, hem de İmamoğlu'nun bu Diyarbakır bu seyahatinin fazla gündem anayasa olmasını engellemeye çalıştı. kararlarına uyulmuyor. Anayasa Mahkemesi kararları sürekli olarak havada e, asılı kalabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Veya işte e, Kavala, Demirtaş e, davaları ortada, sonuçlarıyla ortada. Ortada o, ceza aldı, 4 yıl 8 ay kesilmiş evet. hapis cezası var. E, 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 evet fakat... Yani, e, Kavala'ya şimdi hukuk bir karar veriyor, siz diyorsunuz ki ortada. Ortadayken nerede Bedir Bakın. Bu verdiği bir karar var. Hukuka inanmayacak mı? Şimdi bakın miyiz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına siz bu ülkede tamamen uyuluyor diyor musunuz? E, bun, bunların üstünlüğü, e, hukuki üstünlüğü e, tartışılmaz bir şekilde uygulanıyor Türkiye'de diyebiliyor musunuz? Peki ama CHP liderinin çağrısının bununla bir irtibatı yok ki. Hayır ben genel ülkedeki bir iklimden bahsediyorum. Ama yani ülke tartıştığımız işte bakın, konu. Şimdi bakın TÜGVA, vakıf Büyükada işkeresindeki yerinin boşaltılması o, yani Be Bedir Hanım, bu... bir şey söyleyebilir miyim? Bu TÜGVA meselesi çok tartışmalı bir mesele. Ben her iki tarafı da dinliyorum. Birini dinliyorum ona hak veriyorum. Öbürünü dinliyorum ona hak veriyorum. Aman açmayalım. Çok karmaşık bir konu. Şimdi taraflar bağlanmak isterler. O tartışmaya girmek istemiyorum. Yani Bu nedenle tartışmalı evet. bir konu. Yani Evet. O bir şey diyor, öbürü ben, bir şey diyor. Ben, Aslında benim sözüm ben bu konuda, kesildi ben ama bitiremedim konuşabilir sözümü. Miyim? Bir bitirebilir ya, miyim? Siz bu konuda, hayır